Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 5 Şubat Pazartesi Bursa yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, Bursa'da 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. zevki zevkli geçecek bir program. E, bakalım inşallah faydalı bir program sizlere sunarım. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. Tabii ki videomun altında videomun altında bulunan beğen butonuna da videomu izlerken ve dinlerken basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet biliyorsunuz geçenlerde bir video paylaştım katıl butonu için. Katılan çok arkadaşlarımız oldu. Hepsi de güzel mesajlar geliyor. Hepsinden de çok çok teşekkür ediyorum. Katıl butonuna olarak biliyorsunuz sağdan gelen duyumları katıl butonuna atıyorum demiştim. Orada da destek veren arkadaşlarımız var. Geçen İstanbul'u e, değerlendirdik sevgili dostlar. Yani şöyle e, değerlendirdik derken e, bir ufak bir video paylaştım. E, orada bir iki arkadaş vardı onlarla görüştük. E, Altın Gayemiz'in ilk ayında 4 nolu Sümer kızı üstüne basa basa bizlere önerdiler. Ben de e, katıl butonuna olarak video çekmiştim. E, ona e, sağdan gelen 4 nolu Sümer kızı üstüne basarak önerdik e, kuponları ilave eden arkadaşlarımız oldu. Yeni dolu Singapur yoktu. Kupon 5'te kaldı. Ama Singapur'u da e, eklemişe eliminatör çok çok önderedik. Tek atan arkadaşlarımız olmuş. E, Gold Star'ı Görkem Özçelik'te kesinlikle yani burası 1-3 gibi ama dedik 4-7 kesin imale gelmeyecek diye elimiz oluşacak. Göktuğ, Tay, e, Nevzat Avcı'yla önerdiğimiz sakın son koşuyu da 3 ile 11 2 hatta verdiler üçü de katan arkadaşlarımız olmuş. Yani e, ikramiye almışlar. 6716 TL güzel bir ikramiye almışlar. E, bol şans diyelim kendilerine. Bugün de Adana'da e, birkaç duyum aldık. Onları paylaştık. E, bakalım inşallah orada da faydalı bir duyum gelmiştir elimize. Evet, e, yarışlara geçelim sevgili dostlar. Evet, katıl butonuna üye olmak iyi arkadaş, olacak arkadaşları Tabii ki e, bekliyoruz e, ailemizin içine sevgili dostlar. E, tabii ki burada da hep beraber aile e, olduk. Ailemiz olduk. Yani e, kanalımızda yine yorumları bırakmayacağız. Yorumları yine vereceğiz. Enteresan savkanlar gelirse sağlam duyum olarak katıl butonuna özel olarak e, yayınlıyorum. Bunu da bilgi vermek isterim. Evet geçelim koşularımıza Birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdi. Satış 1. 4 ve 2 arapların 1400 metre kuma çıkacak 10 safkanımız yer alıyor. Evet ilk tercihimiz burada 5 dolu öz diyeceğiz. Fırat Aslan eşliğinde piste çıkacak. Ee, bizim ilk tercihimiz ikinci atımız 1 nolu Çek oğlu Adem Ceylan eşliğinde. 6 nolu Keleşan Hüseyin Şimşekle ve de 3 nolu Ulu Fırat diyeceğiz. altılı ayağımızın ilk ayağında sıralamamız 5-1-6 ve 3 şeklinde oluştu. <laughs> özür diliyorum evet ikinci koşumuz şartlı 3 4 ve Kore İngilizlerin 1300 metre kuma çıkıyor 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz evet yarış birazcık tempolu gidecek evet burada Utkucuk çok çok ön planı çıkacaktır yarın büyük ihtimalle ben birazcık mesafe kısa olduğundan dolayı birazcık tereddüt ettim ben aslında mesafe biraz uzun olmuş olsa utkucu banko değerlendirecektim. Kısa oluşundan dolayı birazcık tereddüt var kafamda. Ondan dolayı ben e, ayağına seri olan safkanlarla başlayacağım. Bir nolu safkanımız olsun. Yeni nolu safkanımız, ikinci atımız olacak. Sonradan üç nolu hard, float Oz Eren'le ve de tabii ki buranın e, kaliteli ismi olan iki nolu Utkucuk diyeceğiz sevgili dostlar. Bir, yedi, 3 ve 2 şeklinde oluştu. ikinci koştaki sıralamamız. Evet geçelim 3. koşu. Şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1800 kuma çıkıyor. 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada Çisem Sultan diyeceğim. Oğuz Eren bunu itinala çalıştırıyor bu safkanı sevgili dostlar. E, kendi de zaten biniyor. E, yani çalışmaları ben çok çok iyi buldum. Altunlu e, Çisem Sultan'ına çok dikkat diyeceğim. İlk sıradan sizlere önereceğim. Grubunda tek diş safkanı biliyorsunuz. Grubun tek diş safkanı olduğu zaman ben kesinlikle imal etmeyeceğim. E, kuponlarımıza ilave yapacağız. E, tehlikeli bir isim. Altı ilk tercihim. İkinci atım bir nolu safkanımız Kral Dayı Ali Yıldız'la da son koşusunu e, kabukuma çıkınca çok farklı koştu. Kocaeli ile kazandı. Ve sonradan da üç dolu Kandıra Bey diyeceğiz. Tolga Yıldız eşliğinde Kandıra Bey'de. Bu grupla ilk defa koşuyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu gruba ilk defa katılmıştı. E, bakalım e, nasıl bir sonuç elde edecek? izleyip göreceğiz e, sevgili dostlar. Sıralamamız e, nasıl oluşacak? 6 başta olmak üzere bir, e, pardon Kandıra Bey bu grupla ilk defa start alacak dedim ama özür diliyorum. Sevgili dostlar burada e, Akçalarla koşmuş geçmiş e, öteki saf yani kaliteli bir isim diyecektik ağzımıza yani kral dayı bu grupta ilk defa start alacak. Yanlış telaffuz ettik özür diliyorum. 6-1-3 diyerek bu koşuyu da 3 safkanla geçmeyi planlıyorum. Evet geçelim dördüncü koşu ikinci altı gayemiz bu koşuyla başlıyor. Meylin bir koşu. 4 yaşlı Araplar 1800 metre kuma çıkacak. 11 safkanımız yer alıyor. 5 ile 8 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada biraz kalabalık tutacağım bir koşu olacak. Yani ilk baş bir 3 safkanla değerlendireceğiz. Ee, sonra sürpriz hanesinde önereceğim 2 safkan daha var. Tabii ki 4 nolu Çakarman diyeceğiz. E, ee, burada Abramt arkadaşımızla bakmayın son koşusunda derecesi kaldığına grup oyunun için uygun değildi. Ee, bu aralar yani biraz geç çıkışlar oluyor. Bazı zaman iyi çıkıyor, bazı zaman geç çıkıyor. Son koşusunda 4-5 boy geç çıktı. E tabi tabii kazanan safkanlar da geç çıktı ama e, grup onun için uygun e, değildi. Erhan Akkaya start almış. Yine Erhan Akkaya'yla start alacak. Bu sefer istediği performansı sahaya sah sergileyebilir. Dört ilk tercihimiz ikinci atımız bir nolu atom enerji. Mutlaka değerlendirelim. 8 nolu saklarımız ekürler. Yani dört bir sekiz yeterli gibi görünse de burada dokuz da 10 nolu safkanlara kesinlikle imal etmeyelim. Katlı tanesini biliyorsunuz yeri geldi her zaman banko değerlendik bir türlü meydana veda edemedi. Yarın bundan da iyi bir sonuç elde edebiliriz. Mustafa Çek eşliğinde 9 ve 10 nolu doyranlı diyeceğiz Mertcan Çelik'le. 4-1-8-9-10 4. koşu 2. altılgayımızın başlangıç ayındaki sıralamamız. Evet geçelim 5. koşu Handikap 15 4 ve Kore İngilizler 2000 metre kuma çıkacak 12 safkanımız yer alıyor 2. 5. gayanımız bu koşu itibariyle başlayacak. Evet burada da 2 nolu çavdarlığıyla başlayacağız sevgili dostlar çavdarlı yani e, bu grubun 1-2 e, gömlek üstünde gördüğüm bir safkan Erhan Akkaya işinde Aprantar karışımıza ilk tercihimi olacak. ikinci atım 3 nolu safkanımız Selim pekle. Altınolu Ulubey Ulu Bey Nevzat Avcı ile mutlaka değerlendirelim. Ve 8 nolu Fortunello diyeceğiz. Ee, bu e, son e, işindeki performansı Bursa'da 1400'de ben çok çok başarılı buldum. Şimdi başla e, maalesef kaybetmişti. Burada koştuğu safkanları da e, çoğunu geri planda bırakmasını bildi. Şimdi mesafenin uzaması buna çok yarayacağını düşünüyorum. 8'de bu koşu için ihmal etmeyeceğim. Evet 2 3 6 ve 8 5. koştaki sıralama. Evet geçelim 6. koşumuza handikap 15 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum 8 sapkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada Banko ismim ee, gelecek sevgili dostlar 6. koşuda o da bayağı elmas diyeceğiz Mustafa Çek'le. 3'te 2 yaptı da gerçekten performansa baktığımız zaman müthiş işlere imza atıyor. Zaten Bursa'dan da yakınen tanıdığımız hem orijin olarak da mükemmel bir orijine sahip son koşusunda da bunları bize yine kanıtlamış oldu. Handikap 14'ü kazandı. Mustafa Çiçek'te. ben yine kazanmasını bekliyorum. Yarın benim Banko ismimdir. Bay Elmas Bank olarak değerlendireceğim. Tek ciddi rakibi görünen 3 dolu Tarsuslu Tugay alıcıyla o da 4'te 2 yaptılar. Tugay Alıcı da o da son işinde Kocaeli ile kazandı Tugay'la. Ee, kazanarak formda geliyor Bursa'ya. Ee, rakip hanesinde 3 ve de 5 yolu Garipler Bey'i Tolga Yıldız e, eşliğinde. E, buna da dikkat e, edebiliriz sevgili dostlar. İkili için değerlendireceğim isimleri sizlerle paylaştım. 5 Bankom 3'te 6 Garipler Bey'i ikili için değerlendirebileceğimiz isimler. Evet geçelim 7. koşumuza kısa vade 6. 4 yaş taraplar 1200 metre kum 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada 2 nolu Demir kardeşler Mustafa Çek çok çok öne çıkacaktır yarın. Büyük ihtimalle belki de sürdürek favoride çıkabilir. Tabii ki burada Aydın nefesi ona keza. Ben burada 6 safkanın 4'ünü mutlaka kuponumda iliştireceğim. Onlar kimler? Tabii ki 2 nolu Demir kardeşler diyeceğiz. Mustafa Çek eşliğinde 1 nolu Aydın nefesi. 4 nolu e, Rimer Bey, Tolga Yıldız'la ve de 6 nolu Işın Biki'ye Onur Yıldız'a dikkat diyeceğiz. 2, 1, 4 ve 6 benim sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 8. koşu. Meydan 4 yaşlı Araplar 1800 metre kuma çıkacaklar. 11 saf kanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada aslında banko tercih yapacaktım sevgili dostlar bu safkanı ama e, bakalım e, yani son anda karar değiştirmezsem yine banko atacağım ben bu safkanı. Üstüne basa basa önereceğim sizlere e, çünkü bu grupla ilk defa start alacak e, gerçekten çok çok uygun bir gruba gelen üçlü e, Tuğkan Bey Kürşat Yılmaz eşliğinde. 78 günlük bir ara var çalışmalarında çok çok beğendim ee, yani e, bu grupta kazanması normal bir sonuç gibi geliyor bana alternatif banko olarak sizlere önericem tek rakip ben gördüm burada e, kendisine sevgili olsa o da Pınar ağası Çetin Ok'ta. bu safhada dikkat diyebilirim ama 3 e, Tuğkan Bey çok çok önde alternatif banko kuponu alacak arkadaşlar Değerlendirebilir. Ben de büyük ihtimalle değerlendirmeye çalışacağım. Yani büyük ben e, abi güvenmiyorum diyecek arkadaşlar. Bire yönelebilir. 3 alternatif bankumuz olacak. Evet geçelim son koşumuza Altılı gayemizin son ayağı Yani birazcık e, 18 salkımımızda kalabalık bir koşu. 5 ile 15 ekili 11 ile 18 yolu Balperesi ekili olarak piste çıkacak. Evet burada. Ee, i̇lk tercihimiz 3 nolu e, Buz pınarı olacak Mahmut Bağ eşliğinde. İkinci altımız 2 iki nolu Balkız sanki. Balkız e, yani bu iki safkan burada ayrılmış gibi görünüyor. E, ufak bir çan olacak arkadaşlar bu iki safkanla geçebil, e, geçebilirler. Yani 3-2-2-3 gibi görünüyor. Ama burada ben birazcık sürpriz aradım. 4 nolu Berca torunu Mahmut Duran'la. 6 nolu e, Kızçem İpek, Onur Yıldız'la. 8 13 nolu Nevesta, 11 nolu gelişi güzel Ekürler ve de 16 nolu Karavaşa dikkat edeceğim bu koşu için. Evet sıralamamız 3 2 çizgi 4 6 8 13 11 ve 16 şeklinde oluştu Bursa programımızın son ayağındaki sıralamam sevgili dostlar. Evet Bursa'dan aktaracağım safkanlar bunlardı çalışmalarımıza çalışmalarımızda ön plana çıkan safkanlar. Takip safkanlarımızın olduğu bir program. Ee, bir tane net bankomuz oldu altıncı koşta. Ve de alternatif bankomuzda 8 koşta oldu. Aslında çok güveniyorum. Belki yarın banko olarak değerlendirebilirim. Yine üstüne basarak önereceğim. Bakalım inşallah faydalı bir program geçiririz. Tüm yarı yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.